Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda doğadan, yani gerçek yaşamdan bir nesne çizimine artık geçeceğiz. Daha önceki derslerimizi hemen hatırlarsınız. Bir önceki videolara göz atabilirsiniz veya zaten izlemişsiniz de. Ne çizeceğiz? Ben basit bir, öncelikle tabii ilk başlangıç olarak basit nesneler seçmenizi tavsiye ederim. Ben bu kalem tıraşımı, kollu kalem tıraşımı çizeceğim. İlk olarak bununla başlayacağım. Tabii sonraki derslerimizde bunu biraz daha detaylandırabiliriz. Öncelikle bununla başlayacağım. Bunu çizeceğim. Bir önceki derslerimizdeki kuralları hatırlayın. O kuralları kullanarak, o çizim tekniklerini kullanarak çizimimizi yapacağız arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Hemen çizimimize başlayalım. Evet, çizimimize başlıyoruz arkadaşlar. Yine daha önceki derslerimizde hatırlarsınız. Yani dış iskeletini, yani genel formunu oluşturacağız bunun. Biraz böyle kübik, prizmatik bir yapısı var. Sizin de gördüğünüz gibi. Şöyle başlıyorum. Ne yapıyoruz? Bolca araştırma çizgileri kullanıyoruz. Bakın. Bu şekilde. Yani şimdi bu videoda önceki dersler biraz daha sıkıcıydı tabii ki, ama şu an bu videoda neyi göreceğiz arkadaşlar? Şöyle. Ön cephesi, yani ön dediğim kalem tıraşa sokulduğu yer bu bölüm olacak, ön tarafı. İşte haznenin açıldığı bölüm burada olacak. Bu şekilde. Şimdi tepesini yapalım. Biraz daha şöyle eğildi gidiyor, bakın. Yani çizgi çekmekten korkmayın. Bolca araştırma çizgileri kullanın. Bu çizgileri çok fazla bastırmadan yaparsanız daha sonra çiziminiz bittiğinde silerken kolay olur sizin için. Yani daha kolay silersiniz. Çünkü silmeniz gerekecek. Bakın, genel form olarak şekli bu şekilde. Hatta şöyle bakınca biraz da bilgisayar kasasına benzedi. Şu anda böyle bir görüntüsü var. Şu an tabii köşeleri, hatları keskin. Birazdan onları ovalleştireceğiz. Evet, ne vardı? Burası var. Şimdi şu üst tarafında şöyle bir bölüm var, bakın. Buradan yine aşağıya doğru iniyor. Şu bölüm haznenin olduğu bölüm, bakın. Şöyle. Şurada kalemin açıldığı bölüm var. Şöyle bakın. Burada böyle dairesel. Burası yuvarlak aslında ama yandan gözüktüğü için eliptik bir yapısı var. Bakın, önceki derslerde uyguladığımız eğitimleri şu anda hepsini görüyoruz. Arkada bakın, kolun bir kısmı buradan gözüküyor. Yani şu şekilde arkasına baktığımız zaman arka tarafta şöyle uzunlamasına geliyor, bakın. Şöyle bir hazne var. Bakın, şöyle yaparsak şöyle arkada bizim göremediğimiz bölüm bunlar. Burada ne var? Mandalın şu şekilde, şurada içinde bunun motoru var. Şöyle. Buradan kalem girdiği zaman bu şekilde bu motora geliyor. Ve o burada dönüyor. Onu döndüren arkada neyi var? Bir kolu var. Kolun tabii biz tamamını göremiyoruz. Sadece şurada ucu hafiften gözüküyor. O mandalı, yani kolu tuttuğumuz yer. Buradan küçük bir miktar bize gözüküyor. Bunu böyle çizelim. Bunun da şöyle yuvarlak bir yapısı var. Evet, bakın. Şimdi formumuzu kabaca oturttuk. Şimdi artık ne yapacağız? Detaylara geçeceğiz. Nasıl detaylara geçeceğiz? Mesela bunun üstü bu şekilde, nasıl keskin değil, köşeleri keskin değil. Bakın, hafif eğimli, böyle oval geliyor. Artık onları yapacağız ve artık şu andan itibaren kalemimizi daha sert kullanacağız. Çünkü biraz önce kalemimizi fazla bastırmadan kullandık. Çünkü bu çizgileri silmemiz gerekecek çizim bittikten sonra. Şu şekilde bakın. Yine şurası, bakın, böyle kavisli. Şöyle geliyor. Bu arada bir de ne var? Bakın, gölgesi var. Işık daha böyle arka taraftan gelmiş. Gölgesi nereye düşmüş? Önüne düşmüş. Bakın, şöyle bir gölge düşmüş. Işık tek bir noktadan değil, geniş geldiği için gölge birleşiyor. Eğer tek bir noktadan gelseydi bu gölge böyle açılarak gidecekti, ama burada biraz böyle birleştiğini görebiliyoruz. Şurada da bakın, şöyle kavisli geliyor. Şuraya kadar böyle indi. Şimdi burada da artık ne var? Hazne. Hazne ne yapmış? Şöyle bir kavis yapmış. Şurada markası yazıyor. Şöyle yazalım. Burada hazne böyle bir kavis yapmış. Kavisli bir şekilde çıkıyor içinden. Onu böyle belirtiyoruz. Ardından şu arka bölümümüzü yapalım. Bakın, şekli yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani geometrik şekiller, başlarda hep geometrik çizdik. İşte kübik, silindirik, dairesel çizimler yaptık.
Bunlar işte bütün çizimlerimizi yaparken bu geometrik şekillerden mutlaka faydalanıyoruz. İnsan figürü çizerken dahil bu geometrik şekillerden faydalanacağız arkadaşlar bu şekilde. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi dış şekli, dış hatları bu şekilde bakın oluştu. Şimdi ne var? Artık hangi bölüme geçeceğiz? Işık ve gölge bölümüne. Neresi daha koyu, neresi daha açık? Ona bakacağız. Ha, bu arada şu tepesindeki mandalları unutmuşum. Bakın onları da yapayım. Şurada şu hatta mandallar var. Evet, tepesindeki mandalları da çizdik. Artık buranın içi koyu. Şu en koyu yer. Karanlık, içini göremiyoruz. Ha, ne vardı bakın. Şurada bir bölüm var. Burada da bir kalem açma yeri var yine. Yani kollu haricinde burada bir kalem açma yeri var. Şuradan yine gelen bir detay var bakın. Böyle. O kalem açtığımız yerin üst kısmında şöyle bir detay geliyor. Evet. Şimdi artık gölgelendirmesine geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi ışık bu taraftan gelmiş. Şu bölüm, yan taraf daha aydınlık. Tepe bakın epey koyu. Şu ön tarafta da yine bir kısmi bir aydınlık var. Oradan da bir hafif bir yansıma yapmış ama şu bölüm bayağı koyu. Şimdi tepeden başlayalım o zaman. Daha önceki tekniklerimizi kullanarak. Evet bakın şu bölümle şuranın da bir renk farkı var. Burası daha biraz daha maviye yakın ama burası artık daha koyu lacivert bir renk. O yüzden burayı o tarafa göre ne yapıyoruz? Daha koyu bir renge, renk tonu yapıyoruz. Tarama yaparken arkadaşlar mümkün olduğunca bakın aynı yönde ve kalemi değil elinizle yani elinizi hareket ettirerek bu şekilde tarama yapacaksınız. Bakın bu yöne yaptım. Şimdi onu tam zıttı yönde yapıyorum bakın. Yani karışık değil de mümkün olduğunca sabit yönde çizgilerle tarama yaparsanız daha güzel gözükecek. Göze daha güzel gözükecek. Zaten işimizde bu göze güzel gözükmesi. Şimdi şurası daha koyu dedik. Bu bölüm. Ön taraf ona nazaran biraz daha rengi açık. Tarafı bitirdik. Köşeye, şuradaki köşeye epey bir ışık vurmuş. Bu açıdan gelmiş. Burası daha aydınlık bakın diğer tarafa göre. Ama şu altındaki bölüm diğer yerlere göre daha da koyu olmuş. Buna dikkat ediyoruz. Yani bütün detaylara gölge ışık yaparken bütün detaylara mümkün olduğu kadar ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet, burayı da yaptık. Şuralarda hafif kalmış. Evet arkadaşlar, yani bu şekilde kısa bir sürede böyle nesnemizi, kalem tıraşımızı çizdik. Henüz bitirmedik tabii ki. Bir de bakın burada önüne düşen gölge bölümü var. Buraya da gölgesi düşüyor. Tabii gölgenin bittiği noktalar keskin bir şekilde bitmiyor. Yani koyu, en koyu bölümden açığa doğru bir geçiş var. Buna dikkat ediyoruz. Şu arkadaki mandal kaldı. Bunu da yapalım. Sonra bitirelim artık. Evet, mandalımızı da yaptık. Şimdi çizimimiz bitti. En son bittikten sonra silebilirsiniz. Mesela şu kenarlarda kalan bakın fazladan kullandığım araştırma çizgileri kullanmıştık. Hani formunu oluştururken onları böyle silebilirsiniz. Yani mümkün olduğu kadar tabii siz çizim yaparken özellikle silgi kullanmamaya dikkat edin ama bu şekilde bittikten sonra silebilirsiniz. Veya ışık vermek istediğiniz yerleri yine aynı şekilde silebilirsiniz. Ve böyle çizimimizi yaptık.
Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yine bu şekilde devam edeceğiz çizimlerimizi. Bunu çoğaltacağız. Yanına farklı nesneler de ekleyeceğiz. Bir kompozisyon da oluşturarak çizimler yapacağız. Şu anda ben genel mantığını anlattım size. Bu şekilde devam edecek. Sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Ve beğenirseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar için de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.